Evet dostlar yeni videom hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün Expanded hakkında bilmeniz gereken her şeyi dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Çok kişi yüklemeyi yapamamış çünkü. Aslında çok zorluğu yok. Sadece adımları düzgünce takip etseniz yeterli. Onun dışında nedir ne ekler Expanded onlardan da kısaca bir bahsedeyim size. Çünkü o gerçekten çok güzel bir mod olmuş. Ya yani böyle oyunlarda özellikle bu siteye girip zaten linkleri de aşağı koyacağım. Bu siteye girip bir bakın oyunun modu var mı diye. Yani modu varsa oyunu bir kere bitirdikten sonra bir de modlar haliyle oynamanızı tavsiye ederim. Ya burada A'dan Z'ye çoğu oyunda mod var zaten. Eğer oyunun yapımcısı izin veriyorsa ekliyorlar modları. Şimdi gelelim Expanded'a. Expanded e. nedir? Şimdi Expanded'tan bahsetmek gerekirse Expanded oyuna yeni NPC'ler ekliyor. Bayağı bir NPC ekliyor. Yani yanılmıyorsam bir 10-15 tane ekliyor olması lazım. Yani şurada görüyorsunuz zaten. Bir de Secret'ta bir 5-6 var. Ya bayağı bir yeni NPC ekliyor açıkçası. O yeni NPC eklemeyin dışında artık bazı kara karakterlerle de evlenebiliyorsunuz büyücü gibi. Ve NPC eklemenin dışında mesela Jojo'nun hikayesini genişletiyor. Daha farklı yerlere çekiyor. Yeni çiftlik haritaları ekliyor. Yeni balıklar, yeni alanlar. Mesela gizli ormanın altında bambaşka bir orman oluşuyor. Kocaman bir orman oluşuyor. Hikayeye bir şeyler ekliyor. En az 30 saat daha hikaye ekliyor. Ve oyundan hiçbir şey değişmiyor. Yani şöyle ana hikaye komple devam ediyor. Onun haricinde ekstra bir hikaye oluşuyor. Ki daha da geliştireceklerini söylüyor modun yapımcılığa sağ olsunlar. Yani oyuna onlarca şey ekliyor. Yeni eşyalar falan da ekliyor. Yeni dungeonlar ekliyormuş duyduğum kadarıyla. Henüz ben yeni dungeonlara ulaşamadım. Aslında bu videoyu Expanded'i bitirdikten sonra yapacaktım ama dediğim gibi çok fazla kişi yapamamış. Çok fazla yorum geliyor. O yüzden bir yardımcı olayım dedim. Evet şimdi Expanded'i Nexus Mod'dan girdikten sonra mod şeklinde yükleyebiliyorsunuz. Ama ilk olarak ihtiyacınız olan şey şurada gözüken smap'i. Buna Tıkladım. Açtım burayı. Smapi oyna. Hangi modu eklerseniz ekleyin. Bunu yüklemek zorundasınız. Smapi. Mesela Smapi'i indirelim diyelim. First kısmına geldim. Manuelde olan indirebilirsiniz. Ya da mod manager'da yükleyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem manuelden yükleyin. Çünkü moddan yüklenince biraz kafanız karışabiliyor. Manuelden yükleyin, tertemiz olsun. Buradan manuel kısmından yüklemeye başladıktan sonra e, üye olmanız gerekiyor. Bu dosyayı yüklediniz diye. Sonrasında sizi şöyle bir rar dosyası karşılıyor. Bu dosyayı Masa üstüne çıkartın varsayıyorum sonrasında çıkarttıktan sonra şunu yüklemeniz gerekiyor install on windows ya da işte mac kullanıyorsanız mac çıkartalım biz de masa üstüne. buna tıkladıktan sonra bir cmd dosyası açılacak gördüğünüz üzere şöyle bir dosya açılıyor şimdi bende yüklü olduğu için silmek istiyor musun diye soruyor yani ben bir daha silmekle falan uğraşmak istemiyorum açıkçası sadece dediğim gibi söylediğim talimatta yolunda izleyin hiçbir sıkıntı çıkmayacak emin olun burada zaten next next mantığıyla ilerliyor. 1'e 2'ye basıyorsunuz. Böyle ilerleyen bir yükleme. Smapi yükledikten sonra oyunuzun kurulu olduğu yere ben Steam'den aldığım için Steam'de Steam Apps kısmında kurulu. Şöyle göstereyim. Star of Warlay kısmına yani oyunun klasörünün içine mod diye bir dosya geliyor. Şimdi bu mod dosyasının içine eğer oyunları manuel olarak yüklüyorsanız klasörleri buraya atıyorsunuz. Ya burada mesela bütün modların benim burada. Sırf buradan bakarak bile halledebilirsiniz aslında. Yani şuradaki dosyaları yete yüklemeniz yeterli olacak Expanded için. Tabi burada ekstra birkaç daha mod var. İşte evleri güzelleştirme, karakterin yürüyüşünü düzeltme falan filan gibi modlar da var. Tercihinize bağlı olarak onları da yükleyebilirsiniz. Zaten açıklama kısmında onlara da yazacağım. Şimdi Geldik diğerleri nasıl yüklenir? Smapi yükledik. Her şey tamam. Heh, şun, şundan da bahsedeyim. Smapi yüklediniz diyelim. Oyuna Steam'den giriyorsanız. Steam'i de açalım. Oyun eğer Steam'den giriyorsanız. Başlatma seçenekleri diye bir kısım var. Şöyle Stardew Valley'e geldim. Yönete bastım özellikler. Şurada genel kısmında direkt başlatma seçenekleri var. Buraya şöyle bir şey geliyor. Stardom Modding AP diye bir şey geliyor. Bunu özellikler kısmından güvenlik kısmına geldiğinizde şöyle bir kısım var. Nesne adı diye. Bunu alıp eğer buraya yapıştırırsanız şöyle. Tabi başına şöyle iki tane tırnak koymanız gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle başına ve sonuna çift tırnak koyuyorsunuz. Direkt Steam'den oyunu açtığınızda buradaki dosyadan açılıyor. Ama benim size tavsiyem Steam'in hiçbir yeriyle oynamayın. Kalsın orası öyle. Çünkü oyna normal girmek istiyorum ben bazen. Bazen modlu girmek istiyorum. Modlu girmek istediğim zaman bu kısma geliyorum. Şu dosyaya çift tıklamam yeterli oluyor. Yani dediğim gibi bence Steam'e bunu entegre etmeyin. Steam'den normal oyuna girsin. Siz modlu oyunu manuel bir şekilde açın. Evet onun dışında devam edelim. Şimdi Expanded modları nasıl yüklenir? Şimdi Expanded'ın sitesine geldiğimizde yani Expanded'ın Nexus moddaki kısma geldiğimizde burada gereksinimler kısmı var, Recurements kısmı var. Buradan yüklemez gereken bütün modları görebilirsiniz. Tek tek gidip yüklemeniz gerekiyor bunları yoksa oyun düzgün bir şekilde çalışmaz. Yine aynı mantıkla mesela Content Patcher'a girdim. Content Patcher'da iki tane dosya varmış. Tabii ki son sürümü yükleyin buradan. Şuradan sürümü kontrol edin. Bunu da manuel bir şekilde yükleyip devam edebilirsiniz. Modları yüklerken dikkat etmeniz gereken tek şey şuradaki requirements kısmı. Requirements kısmında hangi modu gerektiriyor? Buna kesinlikle bakın. Mesela bakın bu smapi gerektiriyor. Dediğim gibi bütün modlar smapi gerektiriyor Stardew Valley açısından. Diğerlerine bakalım. Farklı bir mod gerektiren var mı? Yok. Mesela bu da smapi gerektiriyor. Custom NPC Exclusion modu. Yani sanırım smapi dışında mod gerektiren bir mod yok diğerlerinde. Ama dediğim gibi expanded için mod gereksinimi bunlar. Bunları tek tek yükleyip dediğim gibi manuel bir şekilde yükleyin. Sonrasında Star Valley'in dosyalarına gelip burada mod kısmının içine bunları klasör şeklinde yapıştırın. Ya olay bu kadar basit aslında başka hiçbir şey yok. Sonrasında ise oyunu buradan çalıştırıyorsunuz. Zaten çalıştırırken de tek tek dosyaları kontrol ediyor. İşte şunun güncellemesi gelmiş olabilir falan diyor size. Siz de o gidip güncellemeyi yapabilirsiniz. Ya da oyunu bozmuyorsa yapmanıza da gerek yok. Bakın tek tek çalıştırmak için şu an modları yüklüyor. Loading Mods falan diyor. Tek tek modları yükledi şu an. Dosyaları açtı. Herhangi bir sıkıntı yok. Mis gibi çalışacak şimdi. Bir güncelleme de gelmemiş. Yani olay budur. Şu an tam ekran görmüyor olabilirsiniz oyunu. Ee, b ekran 2K çalıştığı için oyun 1K veriyor. Yani dediğim gibi olay aslında bu kadar basit. Herhangi bir sıkıntı yok linkleri zaten koyacağım aşağı Sadece dediğim gibi şu nexus requirements gereken Yazan kısımdaki her şeyi yüklemeniz gerekiyor İlk olarak smapi yükleyin daha sonrasında diğerlerini yükleyin en son olarak da burada expanded yazan kısmı Yüklüyorsunuz manuel tip. Bu kadar bakın zaten burada Buna bastığınızda manuel diyor ki ya bunlara da yüklemen lazım Bunları yüklemezsen çalışmayabilir diyor ki çalışmıyor zaten bildiğim kadarıyla o yüzden İlk bunları yüklemeniz gerekiyor her şekilde. Evet Expanded'i yükledik kurduk diyelim. Şimdi gelelim bunu Türkçe yapmasına. Zaten yine aynı sitede Translation kısmında gördüğünüz üzere Türkçe de var. Türk bayrağı var. Aşağı doğru inin burada Türk modunu göreceksiniz. Burada iki tane var. Biri eski versiyon biri yeni versiyon. Ben yeni versiyonu yüklemiştim. Buna tıkladığınızda direkt Türkçe elemanınız kısmına atıyor. Burada da gördüğünüz üzere requirements kısmı var. Eğer yanlış bilmiyorsam şöyle bir durum var Türkçe yüklerken. Eğer Türkçe'yi yüklemek isterseniz yani orijinal dil değil de Türkçe yüklemek isterseniz şunu yüklemenize gerek yok. Buradaki manueldeki yani manuel olarak bunları indirmenize gerek yok normal expanded dosyasını. Burada direkt şunu yüklemeniz yeterli. Bunu yüklediğinizde zaten diğer hepsi yüklenmiş gibi sayıyor. Yani yine şunları yüklüyorsunuz. Daha sonrasında normal expanded yüklemenize gerek yok. Gelip buradan Türkçe expanded'i yüklediğiniz zaman yine aynı şekilde bunun modlar kısmına atıyorsunuz ve olay bitiyor. Bu kadar. Yani olabildiğince açık anlatmaya çalıştım tane tane. Ya bazıları şunu da soruyordu. Mobil için var mı expanded? Yani mobil hakkında inanın hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ama mobil için olan Türkçe çeviri olduğuna göre expanded'ın demek ki var. Yani onu başka arkadaşlardan araştırıp öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi mobil hakkında maalesef bilgim yok. Hiç mobilden oynamadım. Çok mobilci değilim zaten. Yani aklınıza takılan herhangi bir kısmı olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum zaten. Cevap veriyorum yorumlara. Hemen hemen hepsine vermeye çalışıyorum. Baktınız hiç çözemiyorsunuz. Discord'a gelin. Discord'dan yardımcı olurlar size. Ha bu arada artık düzenli olarak canlı yayınlara da başladım. Twitch linkim de açıklamalar kısmında. Beklerim hepinizi. Stexler'de oynamıyoruz. Bayağı bir değişik oyunlarda oynuyoruz. Sohbet, muhabbet sarıyor yani. Biz bizeyiz zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen destek olmayı unutmayın. Beğen Yeni abone olarak ve yorum patlatarak. Keyifli kalın efendim.